Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Akşam en son uyurken bu kesilen yoğurdumu, pardon, kesilen sütümü süzdürmüştüm. Tuzla, tekrardan tuz ekleyip süzdürmüştüm ve üzerine ağırlık koydum. Hatta ilk önce 5 kiloluk su koymuştum. Sonra bu daha ağırdır diye bunu koydum. Şimdi çıkartıyorum ve açacağım burada ilk kez. Bakalım. Daha önce yapmıştım. Çok güzel bir peynir olmuştu. Daha önce isteyerek ben kendim kestirmiştim. Tuzla ve limonla. Evet, gayet güzel gözüküyor. Şöyle de tabağa alayım. Valla çok da kıvamlı, güzel bir peynir olmuş. Bu geçenlerde aldığım köy peyniri gibi. Şunu yıkayayım. Şöyle. Bakayım, bir de keseyim. Tadına da bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel böyle dilimleniyor. Evet. Nefis. Çok da lezzetli bir peynir olmuş. Tam peynir yani, tam böyle gerçek sütten, böyle süt tadını alıyorsunuz. Muhteşem olmuş. Hiçbir katkı maddesi yok tabii ki. Ben bunu şimdi üzerine seralayıp buzdolabına kaldıracağım. Biraz orada dinlendirdikten sonra da saklama kabına koyup muhafaza edeceğim ki bir an önce tüketmek için, çünkü bu çok fazla durmaz. Ve bu arada poğaça böreklerde de muhteşem bir lezzet oluyor. Dün görümcem de aynı şeyi söyledi. Onu aramıştım işte. Dedim böyle böyle oldu, kesildi. O da öyle dedi. Hani sen ona peyniri yap. Poğaçalarda, böreklerde de kullanırsın. Ben de kullanacağım inşallah. Kızlarım da uyandı. Şimdi onların kahvaltısını hazırlıyorum. Patates kızarttım onlara bugün. Ödül. Patates kızartması onlar için ödül. Çok seviyorlar ama çok sağlıklı bulmadığım için de sürekli yapmıyorum. Çok arada böyle. Bugün gerçekten çok istediler ve kızarttım. Ben de çok seviyorum. Çok lezzetli ama maalesef ki kızartma olduğu için çok sık sık yapmıyorum ve yemiyoruz. Her gün olsa her gün yerim aslında. Yararlı bir şey olsa kesinlikle yerim. Bunlar da tamam. Şimdi birazcık zeytin koyacağım. Bunlar doğa için. Alya zaten zeytin yiyor ama peynir yemiyor. Doğaya biraz peynir koyacağım. Şöyle labne çıkarayım ona da. Her gün her şeyi yemiyorlar. O yüzden ne istiyorlarsa o gün onu koyuyorum. Bu yeterli. Tamammış. Birini sevdiğini diğeri sevmiyor. Böyle değişik huyları var. Yapacak bir şey yok. Bütün çocuklar öyle işte. Çatallarını koyayım. Tamamdır. Kız çelerimin kahvaltısı da hazır. Şimdi içeri götüreceğim, yere koyacağım yiyecekler orada rahatça. Ben yine mutfaktayım ve bezelye yemeği yapıyorum. Yanına da bulgur pilavı yapacağım. Kısmet olursa. Ve akşam yiyeceğiz inşallah. Şöyle buzluktan çıkardım, kıymamı attım içine.
Üzerine sıvı yağ ve soğanı ve de şimdi sarımsağı doğruyorum. Bunu da attım. Bunlar birazcık bir kavrulsun, hem de kıyma bir erimiş olsun. Ben kıymayı aldıktan sonra yemeklik ayırırken böyle ne kadar ayıracaksam miktar miktar ayırıp yassı yassı yapıyorum. O şekilde kaldırıyorum. Öyle kolay oluyor. Hemen erimesine, yani dışarıda tutup eritmiyorum hiçbir şekilde. Hemen zaten ocağa attığımda soğan kavrulurken eriyor. Tenceremin kapağını bulamadım enteresan bir şekilde. Neyse, şunu kapatayım. Bu birazcık böyle bir erisin, pişsin. Biraz da salça ekleyeceğim buna. Domates salçası ve biraz da biber salçası ekleyeceğim. Şöyle. Böyle bir iki kez çevireceğim ondan sonra. Patates ve havucunu da aynı şekilde. Tuzunu ve karabiberini ilave ettim bu arada biraz önce. Bir patates ve bir tane de havuç. Böyle küp küp doğradım. İlave ettim bunları da. Sonra buzluktan çıkardığım ve şöyle yıkadığım bezelyelerini de tekrar içine ilave ettim. Şöyle bir karıştırayım. Çok çok aşırı kavurmuyorum çünkü gerçekten ne kadar kavursak o kadar zararlı olduğu söyleniyor. Trans hale geldiği için. O yüzden mümkün olduğu kadar. Hiç kavurmasam da zaten lezzetli olmuyor. Birbirine geçmediği için ve yağlı harmanlanmadığı için. Dolayısıyla o yüzden birazcık böyle kavurup kararında bırakmak en güzeli. Tamamdır. Bu 2 dakika şimdi bir kavrulsun. Kapağını da buldum. Ondan sonra da suyunu vereceğim. Döktüm hep buraları da. Bu arada ben bir de pilav yapacağım şimdi. O pişerken pilavın da altını yapacağım. Suyunu vermeyeceğim. Suyunu eşim geldikten sonra yemek yemeden önce vereceğim. Bir daha ısıtmak gerekmesin diye. Pilav ısıtınca, yani ben çok sevmiyorum. Sıcakken yemek güzel oluyor. O yüzden öyle yapacağım. Her şeyini hazırlıyorum, kavuruyorum. En son suyunu vermek kalıyor. Suyunu verdikten sonra pişmesi kalıyor. O aşamada bırakıyorum. Böyle erken saatte yaparsam. Bugün de öyle yapacağım yine. Genelde öyle yapıyorum yani. Bu tamam. Suyunu da veriyorum. Bayağı bir üzeri geçecek şekilde. Şöyle. Patates olduğu için zaten içinde onu yoğunlaştıracak. Suyu azalacak. Şöyle bir tekrardan bakayım. Evet. Her şey de yerli yerinde gözüküyor. Şimdilik bunu pişmeye bırakayım. Tamamdır. Bu tamam. Şimdi pilavımı vereceğim birazdan. Bakalım bugün nasıl çıkacak? Vaka sayıları, vefat sayıları. Allah'ım her geçen gün azala azala bitsin inşallah şu musibet. Gerçekten artık bitsin yani. Ben şimdi bunu arkaya alacağım. Bezelyeyi pilavı da ön tarafa alacağım. Yağımı ilave edeyim.
limon da veriyorum. Kimisi yağı kızdırdıktan sonra soğanı koyar ve sonrasında devam eder ama ben kızdırmıyorum. Çünkü dediğim gibi ne kadar yağ kızarsa ve böyle kavrulursa o kadar zararlı. Hiç gerek yok. Böyle de kavruluyor. Çok da lezzetli oluyor bir kere pilavın. O yüzden şimdi ben bulgurumu getireceğim. Soğanlarımın rengi biraz değişti. Tamamdır. Şimdi yine buzluktan çıkardığım kırmızı ve yeşil biberle bir ilave edeceğim. Onlarla da şöyle azıcık bir karıştıracağım. Birazcık karabiber. Güzel renk verdi şimdi şu kadarcık biber bile. İyi ki koymuşum bunları yazdan. Vallahi bolca dip frizimde muhafaza ettim. Çok da işimi gördü. Kış boyu kullandım yani yemeklere, oturtmaların ya da işte bir şeylerin sosuna, üstüne, kıyma harçlarına. Gerçekten çok iyi oldu yani. Hatta kıymalı pide yaptırmıştık bir iki sefer. Ona bile kullandım bu şeyleri. Domates soslarını, biberleri, her şeyi. Çok iyi oldu. Şimdi salçasını ilave edeceğim. Yine buna da hem domates, ki domatesi biraz bir çok olsun şöyle. Çok az da biber şöyle. Tamam. Bunu da ben göz kararışım burada koyacağım. Yani burada yaklaşık bir büyük çorba kasesi dolusu bulgur ekledim. Bulgurum da köy bulguru. Ben bu markette satılan bu hazır paket bulguru sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü piştiğinde böyle buğday gibi böyle bir yarma vardır ya, yarma gibi bir tadı oluyor, bir öyle görüntüsü oluyor. Hiç sevmiyorum, hiç böyle tad alamıyoruz ondan eşim de ben de. Özellikle böyle köy bulguru satan yerlerden bulup alıyoruz bunları. Hatta zaten ben Çorumluyum, bu da Çorum bulguru. Tesadüf öyle denk geldi, gerçekten çok lezzetli. Hatta biraz daha yağ ilave edeceğim, az geldi gözüme. Hafif bir iki dakika şöyle çevireceğim bununla. Çünkü bu dediğim gibi zaten pişme aşaması değil. Alt malzemelerini koyuyorum şimdi. Akşam pişireceğim. Tamam. Şimdi de üzerine de şöyle çıkardığım yine buzluktan domatesini de ilave ediyorum. Şimdi bu hem içinde erir zaten. Eridikten sonra da akşam böyle tekrardan altını yapacağım, harmanlayacağım ve suyunu vereceğim, pişmeye bırakacağım. Her zaman aynı şekilde yapıyorum. Gayet de güzel sonuç alıyorum. Tamamdır. Altını kapattım. Şimdi geldim. Pilavıma bakıyorum. Suyunu vereceğim artık. Evet, domatesleri falan gayet güzel erimiş. İçinde altını da yaktım. Şimdi bir iki dakika bir ısıtacağım böyle.
şöyle tekrar karıştırıyorum. Tuzunu da attım. Şöyle bir iki çevireceğim. Tamamdır. Hatta çok ısınmasına da gerek yok. Su vereceğim. Suyunu veriyorum. Şöyle böyle de biraz karıştırayım. Tamamdır. Üzerine geçecek kadar da suyunu verdim. Sıcak suyunu. Tamam. Şimdi altını da kısıyorum. Kısık ateşte demlene demlene pişecek. Tamamdır. Pilavım pişti. Bunu aldım. Evet, gayet de güzel olmuş. Tamamdır. Bu tamam. Bezelyem de pişmişti. Şöyle gayet güzel ve de bize sürpriz bir tepsi börek geldi kayınvalidemden, sağ olsun. Kendilerine bir tepsi yapınca bize de bir tepsi yapmış. Bir kısmını şimdi yiyeceğiz, bir kısmını da difrize atacağım. Evet, şimdi yemekler yendi. Doğada meyve hazırladı kardeşiyle kendisine. Afiyet olsun kızlar. Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın çünkü beni de sevindirirsiniz. Üstelik en çok annemi sevindirirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Buradan sizi çok özlüyorum. Ay, seni yerim ben. Annem onların kim olduğunu biliyor musun da özlüyorsun? Biliyorum, benden büyükler ama gene de özlüyorum anne. Ay, seni ben yerim annem. Hemen abone oluyorlar bize. Boşuna mı abone oluyorlar? Doğru söylüyorsun anneciğim. Emekleri var onun da bu videoda. Bugün de böyle bitti. Herkese iyi akşamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Hoşça kalın.